Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Uşak Ortaköy'de yeni bir gün. Bugün arkadaşlar biraz yoğun bir çalışmamız var. Bugün neler yapacağız? Hayvanlarımızın, danalarımızın, koyunlarımızın, kuzularının arkadaşlar hepsinin arpa ihtiyacı şu anda bitti. Yani evde arpamız kalmadı daha doğrusu. Bunun için bir önce yeni bir arpa ezmesi yapmamız gerekiyor. Arpa ezmesi nasıl yapacağız arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi kanal arpamız bu. Arpamız burada arkadaşlar. Şimdi bu arpayı ilk önce helezon denilen şu kırmızı aletle şu kasaya otomatik olarak saracağız arkadaşlar. Bu elektrikli bir alet. Hemen şimdi bu kasaya dediğim gibi arpamızı saracağız. Arpamızı bu kasaya sardıktan sonra arpa ezmesi olarak bilinen bir aletimiz var. Onu da bu sene yeni aldık. Daha birkaç kez kullanıldı. O aletle de arpalarımızı hayvanlarımızın yiyebileceği küçüklükte ezerek hayvanlarımızın iştahla yemesini sağlayacağız. Arpayı neden eziyoruz arkadaşlar? Eğer arpayı şu gördüğünüz arpa arkadaşlar. Eğer bu arpayı bu şekilde hayvana verirsek tüm hayvanlar için değil ama birçok hayvan için özellikle yaşlı olan hayvanlar için bu hayvanlar bu arpayı tane olarak sindiremeyecek arkadaşlar ve bu arpanın %60 %70'ini dışkı yöntemiyle geri çıkartacak. Bu arpayı toz haline getirirsek ne olacak? Peki zavar olarak bilinen köyde birçok köyde zavar denilen toz haline getirirsek ne olacak? O zaman da arkadaşlar arpanın özü sözü birbirine karışacak. Kimisi uçacak, kimisi yok olacak, gidecek. Hayvan çok yese de çıksa da belli olmayacak. Peki biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bu arpayı en iyisi arkadaşlar flake yapmak. Ama flake yapmak da çok maliyetli ve zahmetli bir iş olduğu için biz biraz daha iyi bir şekilde sayılan arpa ezmesi yapacağız. Arpa ezmesi de arkadaşlar iki tane dolu 60'lık silindirin birbirini sıfıra sıfır geçerken arasından geçen arpaları ezmesi arkadaşlar. Kağıt haline getirmesi. Hayvanların sindirimini en güzel bu yarıyor şu an. Yani şu an son zamanlarda tüm dünyada arpa ezmesi flake olarak kullanılıyor. Ama flake yapamayanlar yani buharda nemlendirip makinede ezip sonra kurutma sistemi olmayanlar ise sadece diri arpayı bizim gibi makineden geçirip arpa ezmesi haline getiriyor. Dediğim gibi en güzel yöntemlerden birisi arpa ezmesi arkadaşlar. Biz de son bir yıldan beri neredeyse tamamen arpa ezmesi kullandık. Hem toz olmuyoruz, hem işimiz biraz daha hızlı oluyor, hem de pratik, temiz, hijyen bir şekilde oluyor. Birazdan size arpa ezmesi nasıl yaptığımızı da göstereceğim. Şimdi bir önce şu düğmeye basalım ve arpamızı sarmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar makine çalıştırmadan önce size son bir kez daha göstermek istedim. Makine çalıştığında haliyle bir ses, bir gürültü olacak. Şimdi ben size kısa bir süreliğine göstereyim nasıl çalıştığını. Bunu bire aldım. Şu anda makine içindeki helezon sistemi arpayı çekiyor arkadaşlar ve boru yardımıyla buradan şu şekilde kasamıza taşıyor. Yani teknoloji mükemmel bir şey. Olay bu kadar basit. Tavuş şimdilik basit. Birazdan arpayı kendimiz biraz kürek yardımıyla önde arkada kalanları biraz oraya atacağız. Evet, şu anda makine boşa çıktı arkadaşlar. Boşa çıktığı için kürek yardımıyla bu şekilde arpamızı saracağız. Evet arkadaşlar, şu anda arpa ezmemizi yapmadan önce size iki tane yeni çoban köpeğimi tanıtmak istiyorum. Poyrazlı Bulut. Şimdi biz sol tarafta sistemi kurduk arkadaşlar. Kasayı yanaştırdık, makineye getirdik, arpalarımızı doldurduk. Ama ondan önce biraz çoban köpeği sevelim. Değil mi Bulut? Aferin benim Bulut'uma. Aferin benim Bulut'uma. Aha geliyor. Poyraz da geliyor. Poyraz normalde arkadaşlar biraz daha sarı beyaz bir köpekti. Tabi havalar soğuk olduğu için onları ben şimdi kazan dairesinde bakıyorum. Da gündüzleri havalar güzel oldu mu yine böyle çıkartıyorum buraya. İkisinin de cinsi erkek arkadaşlar. Ya karma aşının fiyatı ne olmuş öyle ya? 160 TL arkadaşlar. Bir aşı 160 TL. Bir köpek için. 21 gün sonra bir daha yapacağız. Şu an bunları bize... Oo.
Anlaşamıyorlar ikisi. Kardeşler arkadaşlar. Baba nasıl saldırıyor birbirine bak. Daha küçücükken boğuşmaya başlıyorlar. Dediğim gibi köpeğin eniklerinin arkadaşlar şu an maliyeti neredeyse kişi başı 400 lira bir maliyeti olacak bize. Tabii ki aşı yapmazsak hayvanların sağlığı çok tehlikeli olur. Büyümezler yani gelişimi etkilerler. Bundan sonuçta çok hijyen yerlerde beslenmeyecekler. Sokaklar tamamen mikrop yuvası. Onun için mikroplardan korumak için bunlara karmaş yapacağız. Karmaşı da maalesef bir dozu 200 lira. İki kere yapacağımız için de 400-800 lira bir para harcayacağız. Değer, yapacak bir şey yok. Besleyeceğiz yavrularımı. Evet. Şimdi arkadaşlar sistemi ben size şöyle ufakça bir tanıtayım. Bu gördüğünüz bir ezme makinesi. Bunun içinde iki tane dev silindir var arkadaşlar. Dev silindir. Dönüyorlar içten içe. Buradaki arpayı içeri alıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde arpayı ezmiş oluyorlar. İki tane helizon var arkadaşlar. Çift helizonun olması mükemmel bir avantaj. Çuvalın bir tanesini buraya takıyoruz. Buradaki dolasıya kadar buradakini takıyoruz. Daha sonra buradaki doldu mu beklemiyoruz arkadaşlar. Hemen kol yardımıyla ileri geri yaptığımız zaman buradaki boştayken burası dolmaya devam ediyor. Yani iki kişi olması yeterli. Biri yukarıdan buraya atıyor arkadaşlar. Diğeri de burada çuvalları dolduruyor. Şimdi dediğim gibi birazdan başlayacağız. Maşallah ben yine az çıkar demiştim. Yine bir kasa arpamız çıktı arkadaşlar. Hatta aldıramadım ön taraflarını. Çok az birkaç kova yere döküldü. Topladık. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda işleme başladık. İşimiz var arkadaşlar. Bunlar eski çuvallarımız. Şu anda çuvalların tanesi arkadaşlar hurdacıya gittiğinizde bu çuvalı sizden 1 TL'ye alıyorlar. Sıfır çuval 2.75 TL şu çuval. Şu balyalar 9 TL. Yani çuvallar gerçekten aşırı pahalı. Çuval dolduğu zaman böyle yapıyoruz. Bunu aktarmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ezme işlemimizi bitirdik. Allah saat 4'e geliyor. Yorulduk. Tabii sabahtan beri uğraşıyoruz. Ne kadar yaptık arkadaşlar? Yaklaşık burada 2,5-3 tona yakın bir arpamız vardı. Görmüş olduğunuz gibi 65-70 çuvala yakın arpa ezmesi yaptık. Çuvallar büyük yem çuvalları arkadaşlar. Küçük gübre çuvalları değil. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Makinenin ayarı var arkadaşlar. Şimdi bu ayarı ne kadar koyarsanız makina o kadar arpa salıyor. Ne kadar kısarsanız o kadar. Yani ne kadar yavaş yavaş yaptırırsanız o kadar kaliteli eziyor arkadaşlar. Eğer çok kalabalık bir şekilde yaptırırsanız bildiğiniz akıtıp geçiyor. Onun için biz biraz yavaş yavaş yaptık. Hani güzel olsun, uğraştığımıza değsin.
Vallahi gayet de güzel oldu. Bakayım şuralarda açık bir çuval var mı? Gerçi en son kolayı yapmıştık kalanları. Şöyle size yaptığımız ezmeyi de gösterelim. Zaten dediğim gibi birkaç kezdir kullanıyoruz. Abi 10 numara 5 yıldız ya. Bakın. Tabii biz arpayı ıslatmadığımız için biraz kırıyor. Ama arpayı ıslattığımız zaman da rutubeti çürütmeye neden oluyor. En iyisi biz kullanacağımız kadar arkadaşlar şey yapıyoruz. Hani ıslatmadan olduğu gibi arpayı direkt eziyoruz ve kullanıyoruz. Gayet de güzel oluyor. Köpekler de maşallah sürüye alıştı. Biz geldiğimizden beri oynuyorlar burada. Oluyorum. Poyraz, Bulut. Biraz keşkek vardı. Uşaklılar bilir. Biraz keşkek verdim. Akşamüstü inekler sağladığı zaman da gidip bunları süt getireceğiz bir yerden, değil mi? Size süt getireceğiz. Evet arkadaşlar, ilerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bunlar kalan satılık erkek kuzularımız. Maşallah neredeyse 46 kiloya gelenler oldu aralarında. İlerleyen zamanlarda bir tartım yapalım. Tartımızı yaptırdık. Evet. Herkese iyi seyirler. Dur oğlum. Hadi bay bay yap.